Günaydın hayatım. Günaydın. Ay vallahi şöyle kalkıp işe gidesim halim yok vallahi. Hayatım hadi kocanı şöyle güzel bir öp de enerjisi yerine gelsin. Hadi canım. Peki o zaman. Koca bebek. Buradan da buradan da. İşte şimdi oldu. Vallahi enerjim yerine geldi. İnanır mısın günlerce hiç uyumadan çalışabilirim biliyor musun? Hiç uyumadan mı çalışabilirim? Yapma. Bak uyurum ama. Geri zekalı Perihan. Ne yaptın bana? Sihirli ormana hapsettin beni. Ben burada duramam. Burada yarasalar bile vardır. Bir şeyler yapmam lazım. Bunu nasıl unuttu? Hala Dudu olarak konuşabildiğime göre ruhum benim ruhum. Sadece görüntüm değişmiş. Yani bu bedenden çıkıp hala Eda'nın da Perihan'ın da ruhuna girebilirim. Sen sihirlerimi benden almayı unuttun ya. Yandın Perihan, yandın. Dudu, kopya Dudu. Efendim, neredesin? Çabuk buraya gel. Sihirli ormandayım ama Perihan beni ceza olarak bir kozalağın içine hapsetti. Sen neredesin? Ben de sihirli ormandayım. Merak etme, şimdi seni kurtaracağım. Oh, dünya varmış. Gözlerime inanamıyorum. Bu ne hal? Perihan beni gene pite çevirdi. Ne zaman kurtulacaksın? Perihan'a göre aklım başıma geldiğinde. Ama bana sorarsan birkaç saniye içinde. Peki nasıl kurtulacaksın? Hala sihir yapabiliyorum. Ne? Alıklaşma. Seni kozalağın içinden nasıl kurtardığımı sanıyorsun? Salak Perihan. Beni cezalandırırken sihirlerimi elimden almayı unuttu. Bak. Kendim kendime yani Dudu'ya dönüşmek dışında hala bütün sihirleri yapabiliyorum. Bunu görse kesin aklını oynatır. Betüş'ün ruhuna girdim diye Göya bana çok ağır ceza verdi. Ama ben hala aynı benim. Deli, sihirli ve kızlarını kocalarından ayırmaktan biraz olsun vazgeçmemiş Dudu. Ve bu halde bile her şeyi görebilen Dudu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.